Mikrofon programında yeniden beraberiz. Washington'dan yaptığımız yayınımızda bugün bir stüdyo konuğumuz var. Georgetown Üniversitesi Türk Çalışmalar Enstitüsü Bölüm Başkanı Doktor Sinan Ciddi ile beraberiz. Sinan Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. 2016 yılının sona yaklaşmak üzereyiz. Hem Türkiye'de hem Amerika'da bu yıl içinde son derece önemli olaylar oldu. Amerika'da başlayalım. Tabii Donald Trump'ın seçilmesi herhalde yıla damga vuran olaylardan bir tanesiydi. Time Dergisi son sayısının kapağına Donald Trump'ı koydu ve yılın adamı olarak kendisini seçtiğini belirtti. Ama hemen alt başlığına Birleşik Devletler Başkanı değil, Bölünmüş Devletler Başkanı diye küçük bir başlık attı. İlginç olan aynı liste içerisinde adaylardan birisi de Tayyip Erdoğan'dı, Türkiye Cumhurbaşkanı'ydı. Trump'la başlayalım o zaman. Trump bölünmüş bir ülkenin başına mı geldi yoksa kendi söylemleri, ve icraatları ülkeyi bölecek bir başkanlık mı gösterecek bize? Evet çok enteresan bir seçim yıl süreci oldu. Yani Amerika'da alışa geldiğimiz seçim e, yarışlarını izle, izlerken yani belli bir e, işte yarışın getirdiği bölünçmeler, işte ağır suçlamalar, ağır kullanılan üsluplar bunları görmeye alışa alışa gelmiştik ama Tabii bu seçimde e, bir tarafta Hillary Clinton, bir tarafta Donald Trump'a baktığınız zaman bu seviye yani şey seviyesi diyelim. Eee adab, adabı mu, mu yani adab seviyesi iyicene düştü. E, çünkü e, Trump kampı e, alışa gör yani görmediğimiz bir üslupla e, muhalefetine yani karşıdaki Clinton muhalefetine çok çok ağır ithamlarda, çok çok seviye aşağısı, belden aşağı vurarak bir kampanya yürüttü. Bunu yapma sebebi iki iki sebep var. Birincisi e, tabii e, Trump'ın getirdiği kendi bir kişisi, kiş, kişiliği var. Yani bu adam daha da ayrıntılı konuşabiliriz ama yani hani alışa geldiğimiz bir siyasetçi profili yok ve kendi özel hayatı olduğu ve kendi mesleki hayatı olduğu gibi de karşındaki insanları beğenmiyorsa ya da belli bir şekilde aşağılamak istiyorsa ya da bir tehdit unsuru olarak görüyorsa en sert ve en belden aşağı ithamları kullanarak bir şekilde indirmeye, yok etmeye, kalkışmayı fazla görmüyor. İkinci sebebi de tabii yani seçmen desteği. Yani Trump'ı destekleyen milyonlarca oy seviyesi seviyesinde bir grup var. Bu daha çok bu seçmen profiline baktığımız zaman, datayı biraz daha inceledikleri zaman uzmanlar göreceğiz ki veya gördü, görüyoruz ki bu insanların ortak paydası e, globalizmin ya da market sisteminin, iktisadi e, sisteminin belli bir şekilde büyük e, kaybedenler kitlesi olması. Yani 1980'lerin başında başlayan neoliberal iktisadi politikaların ortaya çıkmasıyla beraber büyük e, işçi sınıflarının, fabrika işçi sınıflarının, fabrika çalışanların, e, ağır sanayide çalışan işçilerin 90'ların ortasına kadar çoğu, işlerini ve e, geleceklerini ve o zamana kadar elde ettikleri büyük e, refah seviyesinin elden, elinden gittiğini e, şahit oldular. Bu insanlar kızgın. Yani bu tür yüksek iyi kar maaş ödeyen, çocuklarımızı çocuklarımızı yetiştirmemize sebep olan, iyi okullara gönderebilen, iyi bir orta sınıf, Amerikan orta sınıf hayatımızı yaşamayı bize e, veren unsurlar nereye gitti? Bu ekonomi nereye gitti diye ve bunun karşısında da hem Cumhuriyetçi Parti seç klasik olarak hem de karşısındaki e, Demokrat Parti özellikle yani sosyal politikalar üretmesi gereken Demokrat Parti kendine görev biçmiş olan parti bunlara hiçbir zaman çözüm bulamadı. Ne Clinton yönetimi ne George Bush yönetimi ne de esasında e, Barack Obama yönetimi belli bir açıdan yani bakacak olursanız. Dolayısıyla e, Trump yönetimi çok ağır bir şekilde bu, bu kitlelere kızgın bir şekilde yüklendiği için ülke Büyük bir şekilde iki bir kampa ayrıldı seçimde. Yani bu da kolay kolay dinleyeceğine görünmüyor. Yani Trump ne kadar daha belden aşağı vuruyorsa Clinton'a... ...işte bu eski rejimin temsilcisi, eski söylemleri dile getiren... ...yani sizin hayatınızdaki büyük sorunlara çözüm getirmeyecek insan profilini... ...ne kadar ağır yüklenirse o kadar bağıra çağıra şey yaptığı zaman... ...insanlar o kadar alkışladı kendisini. Dolayısıyla Time dergisinin verdiği manşet o açıdan önemli... Çünkü e, böl ve yönet politikasıyla bu seçimi bir yere kadar taşıdı. Ve tabii şunu da şey yapmamak, göz ardı etmemek gerekiyor. Yani kazandı derken bizim Türkler olarak alışa gelmediğimiz bir kazanma şeysi bu. Yani şu anda itibariyle Hillary Clinton oy yüzdesi olarak e, veya çoğunluğu olarak Donald Trump'tan yaklaşık yaklaşık 3 milyon oya yakın bir e, fazla, fazla oy aldı yani bizim sisteme bakacak olursanız ne demek yani hani 3 milyon yani 3 yakın daha fazla oy aldıysa Trump neden kazandı? E tabii bu Amerika'nın seçim sistemine e, ne bir şahsına münasır e, bir e, özellik e, burada seçmenler başkanı belirlemiyor, başkanı belirlenmiş seçmenler e, 19 Aralık'ta gidip e, oylarına verecek ve bundan e, esasında bir başkan çıkacak. Yani dolayısıyla e, en çok oyu olan değil en çok seçmene sahip olan kişiler başkanı belirliyor olacak. Bu da süre yani Amerika Birleşik Devletleri kurulundan beri yürürlükte olan bir seçim sistemi. Peki Trump'a oy veren ve 1980'lerden beri uygulanan neoliberal küresel politikalara tepki duyan kızgın seçmenlerden bahsettiğiniz. Buradan devam edelim biraz. Dünyada Amerika'daki tepki duyan seçmenler dışında da hemen her ülkede ...bu gidişata karşı bir tepki olduğunu söylemek mümkün mü? Avrupa'da e, örneğin Brexit bunun bir göstergesi demek mümkün mü? Fransa'da e, ulusal hatta faşist diyebileceğimiz partilerin... E, ...gene e, iktidara yürümeleri. Genel böyle çok daha makro bir seviyede baktığımızda... ...küreselleşmeye karşıt bir e, gidişat mı söz konusu? Şimdi bu da sağlıklı bir analiz yapabilmek için... ...neden böyle bir otoriter rejim modelleri? ortaya çıktığına dair ya da popülist merkez sağ, popülist sağ e, rejimleri özellikle Avrupa'da ve nitekim Amerika'da da gördüğümüz gibi ortaya çıkmanın sebebi nedir diye sorduğumuz zaman biraz daha buna bak incelememiz lazım. Biraz daha erken. E, farklı e, insanlar, farklı yorumcular, akademisyenler olsun, gazeteciler olsun, köşe yazarları olsun, fikir insanları olsun bu şeylere yönelik. E, fikirlerini beyan ediyorlar. Ama daha Tabii bu türki analizleri sağlamca yapmak için bu profilleri, seçmen profilleri neden bu kişilere veya partilere oy verildiğini anlayabilmek için biraz daha inceleyip sok sık dokumamız lazım. Ama şöyle bir durumda var tabii. Yani dünyada işte Amerika Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump neden seçildi? Fransa Fransa'daki gelecek seçimlerde, bahardaki gelecek seçimlerde aşırı sağ Marine Le Pen kanadı neden güçlü gözüküyor? İngiltere Avrupa Birliği'nden neden çıkma işe yaptı? Bunlar sadece neoliberal e, politikalar, iktisadi politikalardan mı ortaya çıkan kaygılardan, e, başarısız ekonomik politikalardan veya toplumun işçi sınıflarını veya çalışan sınıflarını bastı, ya yani basık bir durumda kaldığı için ve böyle merkez sağ, kızgın şeylere verdiğimizi sorduğumuz zaman kısmen evet diyebiliriz. Çünkü bu, 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 bu tür bir e, görüntü bütün ülkeler için geçerli değil. Yani İskandinav ülkelerine baktığınız zaman özellikle İsveç gibi bir ülkeye baktığınız zaman burada yani çok büyük bir iktisadi sorunlar yok. Ee, ama ona nazaran e, baktığınız zaman e, İsveç gibi bir ülkede çok e, aşırı sahaya yöneliş, yöneli, e, yönelim var e, seçmenler tarafından. Şu anda e, mutabakat demeyeyim ama ortaya çıkan şu anda çok tartışılan bir ortak görüş çıkıyor e, e, fikir e, beyan eden insanlar aralarında. O da şu e, göçmen dalgaları göçmenlik potansiyeli ve göçmenliğin getirdiği dünyadaki dengesizlik, korku ve Orta Doğu'dan kaynaklanan e, güvenlik riskleri seçmeyenlerin gözünde çok büyük bir e, sıkıntıya, kaygıya ve güvensizliğe yol açtığını görebiliyoruz. Yani İsveç'le İngiltere ve Fransa arasında ortak bir payda arıyorsanız merkez-sağ ve aşırı sağ kay kayışta, yani şu anda bütün kutuların içine e, çıkan, Tik işareti, göçmen dalgalarının ve göçmen ve mülteci akımların getirdiği kaygılar, seçmen ortası bu çok büyük bir dalga üretiyor. Bu tür göçmen dalgaları, mülteci dalgaları İkinci Dünya Savaşı'ndan beri görmedik. Ve merkez ve aşırı sağ bu dalgalara çok kenetledi kendilerini. Buradaki çıkan söylem, geliştirilen diskurlar inanılmaz bir derecede alarmist yorumlara yol açtı aşırı sağ tarafından. Çünkü aşırı sağ partiler iktisadi açıdan veya sosyal politika dünyası açısından çok yeni bir şeyler söylemiyorlar. Sadece alarmist ton adopte ederek üstlenerek yaptıkları şey şu. Bu insanlar işte Suriyeliler olsun, Irak'lılar olsun, Afganistanlılar olsun ya da Avrupa Birliği içerisinde işte Bulgarlar, Romanyalılar, Polonyalılar olsun sizin işlerinizi çalmaya geliyor. Ve hatta hatta bunlar zaten ülkelerimizde olduğu için zaten ekonomilerimizi yerin dibine batırmaya başladı. Esasın iktisadi de de şeylere baktığınız zaman, e değerlere baktığınız zaman böyle bir gerçeklik yok ortada. E ama seçmenler zaten ürkmüş ve korkmuş durumda. İster Paris saldırıları olsun, ister e Londra'daki e pardon İngiltere'deki e sağlık sisteminden tutun. ...sosyal devletin yaşadığı sıkıntıları tutun... ...mülteciler gelip zaten bunu, bu sistemleri sıkıştırıyor... E, ...bilincini oluşturdukları zaman... ...insanların kafasında büyük bir... E, ...yani soru işaretleri ve kaygıya yöneliş oluyor. Bunu aşırı sağ çok körüklüyor. Ve ne kadar uzaklık... ...yani gerçekle e, özdeş olmasa da... ...özdeşleşmese de... E, ...seçmen kitleleri buna büyük bir şekilde e, yoğunlaştı. Üstüne üstün bir de aşırı sağ hükümetlerin işte İngiltere'deki UKIP olsun e, bağımsızlık Avrupa Birliği'nden bağımsızlık partisi ya da Fransa'daki e, aşırı sağ Marine Le Pen'in e, Front National olmasına e, e, bakacak olursanız bir de sahte istatistikler sahte yalan e, söylemler geliştirilerek yapıyor işte İngiliz sağlık sistemi İngiltere'de şöyle bir mesaj ortaya atıldı e, referandum öncesi Brexit referandum öncesi Avrupa Birliği'nden çıkarsak Yılda, e, yılda mı ayda mı tam olarak hatırlamıyorum. Sağlık sistemimize 350-370 milyon sterlin, yaklaşık 500 milyon dolar civarında bir tasarruf elde edeceğiz işte. E, İngiliz olmayan insanları ülkemizden çıkarılar çıkarırsak ya da mültecileri, göçmenleri beslemeyeceksek. Bu tamamen bir yalan istatistik. Nereden biliyoruz bunu da? Çünkü e, referandum sonrası bu istatistik gömüldü. Hatta UKIP partisi bile bunun. ...gerçek olmadığını belli bir şekilde itiraf etti. Dolayısıyla hem gerçeği yansıtmaması ile beraber aşırı sağ partiler sahte ve provokatif söylemler geliştirerek çok etkili oldular. Bir yandan insanların korkularına, güvenlik endişelerine, gelecek kaygılarına e, hitap eden şeyler söylüyorlar. İnsanlar ister istemez korumacı bir e, şey görüyorlar. E, politikayı tercih etmeye başlıyor diyebilir miyiz? Hatta bunu Trump'a da belki getirmek bir yerde mümkün. Burada da Trump'ın göçmenle karşı da söylemleri, Müslümanlara karşı da söylemleri, burada da gerçi bir takım terör eylemleri, bombalamalar olmuştu ama bunlar üzerinden gene bir takım insanlara daha güvenlikçi, daha korumacı bir takım şeyler vaat etmişti. Yani o zaman göçmen sorunu, mülteci sorunu İslam kökenli örgütlerin yaptığı terör eylemleri başta olmak üzere verilen bir reaksiyondan bahsediyoruz. Ülkeden evet. ülkeye değişmekle beraber. Evet yani şöyle bakabiliriz. Bir de, Evet aynen öyle katılıyorum. Yani işin özü bu. Ee, aşırı sağ hareketlere baktığınız zaman şöyle bir gerçek ortaya koyuyorsunuz. Yani bir siyasetçiyseniz Amerika'da Demokrat Parti. Hillary Clinton'ın kampanyası ya da onun e, ön seçimde Bernie Sanders'le beraber kendi Demokrat adaylığına yarışırken ya da Cumhuriyetçi kanında Donald Trump işte John Kasich işte e, başka bir sürü adaylar içerisinden alışa geldiğimiz aday profili temsil ettiği partiye aday olabilmek için ne yaptı? Farklı yeni politikalar ortaya ortaya koymaya çalıştılar. İşte Hillary Clinton'a baktığım zaman işte aile politikaları nasıl olacak? Yani Obama'nın iktisadi politikası devam edecek mi, etmeyecek mi? Orta Doğu'ya yönelik dış politikamız ne olacak falan filan. Büyük bir seçim beyannamesi ve bu seçim beyannamesini ne kadar inandırıcı olabilmek için ee, büyük bir çaba gösterdiler. Bu normal seçim oyunu. Yani seçimin seçimler böyle yapılıyor. Adaylar inandırıcı, hakikaten takip edebileceği ya da en azından takip edebileceğini niyet ettiği politikaları ortaya koyarak seçmenlerin e, gönlünü almaya çalışıyorlar. Bu Avrupa'da da böyle. İngiltere'de de yani e, bağımsızlık partisinden ayrı olarak muhafazakar parti ve işçi partisi bile yani Brexit'te pozisyon alırken e, işte çıkarsak şu 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 negatif reaksiyonlar olabilir ya da e, marjinal olarak şu kadar kar elde fayda elde edebiliriz diye bir görüş beyan ettiler ama ikisinin Amerika ve Avrupa'nın ortak paydaları alışa geldiğimiz bir strateji uygulamak yani inanılabilir ya da uygulamaya niyet ettiğiniz politikaları anlamlı bir şekilde gerçekçi bir şekilde seçmenlerin önüne koymak aşırı sağın popülist sağın Trump olsun Farage olsun Marine Le Pen olsun böyle bir şeyleri yok hem gayeleri yok hem de böyle bir kıskaçları yok. Yani e, Marine Le Pen veya e, Nigel Farage İngiltere'de bir laf attığı zaman işte sağlık sistemimiz 370 milyon sterlik ayda para kurtardığı zaman bunun araştırılmasına çok önem vermiyorlar. İşte e, doğru mu şey insanlar kontrol eder mi gazeteciler bunu araştırır mı böyle bir sıkıntılı yok. Ne kadar sinirli ne kadar bağıra çağıra ne kadar tabandaki sıkıntı çeken seçmenin kızgınlığını yansıtabilirse o kadar popülarite topladığını merkez veya var gelen parti var yani var olan partiler bunun ne kadar büyük bir imek kazandıracağını e, tahmin edemediler. Kimse tahmin edemedi. Yani Trump'ın seçilmesine hala bugün seçim analistlere baktığı zaman nasıl olduğuna dair çok büyük bir şaşkınlık yaşıyorlar. Yani e, bugüne kadar soğuk savaş sonrası neoliberal politikaların getirdiği siyasi ve iktisadi ortamda İnsanlar e, bu tür e, gelişen aşırı sağ söyleme nasıl karşı reaksiyon göstereceklerini şu ana kadar geliştirmiş durumda değiller. Amerika'ya bakacak olursanız, yani Trump öyle bir söyleme anlattı ki, işte çok kötü bir iktisadi durumdayız. E, İran'la yapılan güvenlik anlaşması berbattır. Doğu yani Doğu e, Asya ile yapılan ticari anlaşmalar. Ee, ...Amerikan e, ticaretini ve ekonomisini riske atıyor falan... ...çok kötü durumda altyapı yani ulusal altyapının çok kötü durumda... ...esasında bakacak olursanız... ...Amerikan ekonomisi son 30 yılın veya 40 yılın en güçlü olduğu durumunda şu anda... İşsizlik rekor seviyesinde aşağıda... Ee, ...inovasyona yapılan yatırımlar büyük bir derecede e, arttı... ...altyapı yatırımları Obama altında çok büyük bir şekilde arttı... Ee, ...finansal... Mali piyasalara getirilen regülasyon ve dengeleme kriz öncesinden çok daha sağlıklı bir ekonomi ortaya çıkardı. Ama öyle bir söylem geliştiriliyor ki aşırı sağda bu pozitif ekonomik tablodan nimetini alamayan ya da nispeten alan ya da 90'ların ortasından beri ya yarı zamanlı iş sahibi olan ya da belli bir şekilde iktisadi sıkıntı çeken insanın gözü içerisinde, çok büyük bir kızgınlık ortaya çıktı çıktı. Ve bu insanlar var ola, var, var yani bugün kadar var olmuş Demokrat Parti, Cumhuriyetçi Parti'nin niyet ettiği vaatlere güvenmek istemiyor. Kızgın bir insanın kendi kızgınlıkları e, kendi kızgınlıklarını yansıtmasını bekledi. Şu anda ortaya çıkan Trump da e, o yansıtan kişi olarak seçimi kazanan e, aday şu oldu. Şu an için öyle evet. Peki e, Trump üzerinden devam edersek, şimdi sonuçta başkanlığı kazandı. 20 Ocak'ta de görevini devralacak. E, bu kızgını yansıtan aday nasıl bir politika yürütecek diye öngörüyoruz. Gerçekten o kampanya döneminde söyledikleri her şeyi hayata geçirecek mi? Dış ülkelerle ilişkiler olsun, bir takım radikal önlemler olsun, ülke içerisinde e, azınlık diyebileceğimiz insanlara karşı tavırlarda da olsun... ...belki kadınlar hakkındaki söylemleri... ...göçmenler hakkındaki söylemleri olsun... ...bunları yapacak mıdır? Bu kıskanlığı devam edecektir. Yoksa... ...politikacıların belki bir şekilde bir... şey kaderi diyeyim... ...önderine konulan... ...takım şeyler... ...ajandalar olacak, raporlar olacak... ...ve o doğrultuda bir şekilde... söylemini yumuşatacak mı? Valla Washington'da yaşıyoruz... ...ikimiz de yani Washington... Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin kalbi e, buradaki üretilen politikalar, geçirilen yasalar, e, alınan kararlar dış politika olsun, iç politika olsun hem ülke çapında çok büyük bir e, yaptırıma söz konusu oluyor. Bir de uluslararası arenada yani çok büyük yankıları olan şeyler yani Amerika'nın aldığı, el aldığı yasalar veya politikalar kendi içine ve orta düzeyde bir ek ekonominin veya bir gücün kendi içinde kalan şeyler değil. Bunlar dünyaya etkileyen politikalar. Evet şu anda benim nacizane cevabım bu soruya yönelik olarak Washington'daki yaşayan çalışan işte fikir sahibi insanlar olsun devlette çalışanlar olsun mevcut e, iktidar olsun burada çok büyük bir soru işareti var hiç yani ben hatırlamıyorum yani Amerika'da 9 9 yıldır yaşıyorum ee, hiçbir e, seçim zamanı sonrasında Bundan sonra ne olacak? Yani yeni gelen iktidar ne yapacak Sorun soru, sorunsalına? Bu kadar büyük bir soru işareti olduğunu kimse e, tahmin etmedi. Sizin sorunuz aynen öyle. Bu seçimdeki vaat ettiği şeyleri yapacak mı? Yapabilecek mi? Burada iki büyük bir e, şeye ayrılan grup var bence. Bazı insanlar çok alarmist. Yani hakikaten bunlar kimler mesela? Yani Donald Trump'ın e, biyografisini yazan, otobiyografisini yazmasında gölge yazar olarak e, görev alan insanlar e, kendisiyle çok yakında temas eden 18 aya kadar temas eden insanlara baktığınız zaman onların söylediği alarmist e, yorumlar hakikaten insanları ve dünyadaki liderleri kaygılandırıyor. O yorumlarda kendi kendini kontrol edemeyen, dikkat e, bir konuya dikkatini yoğunlaştıramayan, kendinle e, kendi fikirlerine saygı göstermeyen ya da doğru bulmayan insanlara çok aşırı reaksiyon gösteren, sürekli alkışlanma hissini isteyen bir insan profili çiziyorlar. Ve diyorlar ki bu tür bir insan profili Amerika Birleşik Devletleri federal hükümetinin başına hükmetmesi sakıncalı olmakla beraber çok büyük bir ulusal veya dünyevi tehditler ortaya çıkarıyor. Attıkları ortaya başka fikirlerden bir tanesi de, ee, günlük istihbarat briefinglerini kendisi çok az dinlemiş diye gözüküyor ve ortaya koyduğu sonuçları bu briefinglerin e, doğru olmadığını düşünüyor. Yani bu istihbarat briefingi bir iki insanın ortaya koyduğu fikirler değil, 17 istihbarat biriminin Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya gelip e, gün be gün topladığı tehdit veya e, Amerika oluşturan tehdit veya e, dünyevi konuları her gün, her sabah başkanın önüne sunulan, sunulan bir dosya bu. Dolayısıyla çok e, büyük filtrelerden geçmiş. Ve bunlara güven çoğu zaman güvenmediğini ya da aşırı bulduğunu, e, özellikle seçimin sonucuna yönelik e, Rus istihbarat kaynaklarının Amerikan seçim sistemini etkilediğini e, dair suçlamaları, şu olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliyor. Bu da tabii Amerika'nın e, devlet kadrolarındaki getirdiği, Güven e, paradigmasını çok büyük bir şekilde sarsıyor. Amerikan federal hükümetinin veya memur sınıfının çok büyük bir rahatlığı var bugüne kadar. O da şu, güce karşı doğruyu konuşabilmek özgürlüğü var. E, memurların çok büyük bir e, iş güvencesi, e, işteki yaşadığı bağımsızlığı, yaş e, istediklerini belli bir şekilde yazıp, e, ...otoritelere sunma özgürlüğü bugüne kadar var. Neden? Çünkü bunu sunduğu zaman... ...başkan duymak istemese de bile... ...bu insanı işinden edemeyecek... ...en azından beğenmediği için ya da hakarete uğradığını düşünerek atamaması gibi bir... E, ...özgüven var Amerikan federal memur e, sınıfında. İstihbarat birimleri olsun, silahlı kuvvetleri olsun, İçişleri Bakanlığı olsun, Dışişleri Bakanlığı olsun. Bu, Amerikan hükümetini veya devletini her zaman güçlü kıldı veya kılıyor. Şu andaki kaygı, bu güvenceler elden alınacak mı memur sınıfında Çünkü e, Washington bataklığını boşaltacağız ya da bataklığı kurutacağız diye bir söylem geliştirdi Trump. E, i̇şte memur iş güvencelerini elden götürme e, ya da e, me, e, devlete memur alımlarında belli bir şekilde durdurma, dondurma politikası izleyeceğine dair e, vaatler verildi seçimde. Bunu yaparsa federal devletin e, etkinliği, ülkeye hükmetmek ve hük hükmetmekte ve dolayısıyla dünyadaki politikalarını, dünyadaki hegemon pozisyonunu koruma e ve çıkarlarını göz, alt göz altında bulundurma etkinliği Amerika'nın ister istemez eriyeceğine dair endişeler yükseliyor. Bu bir yok, bir, bir yorum. İkinci yorum da yani durum bakalım. Yani şu ana kadar bir seçim işledik. Seçim süreci geçirdik. Eee... Herkes seçim sürecinde vaatler yapar. Kimisi daha aşırı, hakikaten bir özü aslı olmayacak. kimisi de daha orta yolda giden her siyasetçi belli vaat edemeyecek, belli takip edemeyeceği ama vaat ettiği şeyler var. Trump da yapması gerekeni yaptı seçimi kazanmak için. Üzerinden yorumlar yapıldı. Tamam. şimdi başkan olacaksa etrafındaki kuracağı ekibe bakalım. Yani bakanlar kurulunda kimler olacak? Ee, esas gün günbegün gün devletin yönetimi Trump'ın elinde mi olacak? Yoksa bazılarının e, speküle ettiği gibi e, başkan yardımcısı Michael Pence'e mi verilecek? E, şu anda düşüncelerden bir tanesi Michael Pence başkan yardımcısı olarak e, gün, be gün Amerikan devletinin yönetimi filan daha eline alacak. Bunu da şöyle biliyoruz. İşte günlük istihbarat e, raporlarını hiç kaçırmadan Pence dinliyor ve e, gerçekten kendisi e, bunların önemli olduğunu düşünüyor. En azından e, Trump ana aktörleri seçip gün be gün yönetimi kabineye bırakıp kendisi daha çok e, karar vermesi gerektiği şeyleri masasında bulundur bulunduracağına dair yorumlar geliyor. Ama bu ekolün en büyük düşüncesi ya alarmist olmayalım. Amerikan Federal Devleti büyük bir devlettir. Değişim e, iktidar değişse de Politika değişikleri, kurumsal e, değişiklikler de çok yavaş olan şeyler. Yani bir başkanın istediği kurumsal politika değişikleri, dışişleri bakanlığında olsun, İçişleri bakanlığında olsun, işte sizin bahsettiğiniz işte göçmenlere, işte ya da e, azınlıklara yönelik yani e, vadilden işte e, korku getiren düşünceler hemen olabilir mi? Bunlar çok yavaş ortaya çıkabilecek şeyler diye düşünülüyor. Peki yaptığı tercihler, kabinesine seçtiği isimler ki bunların büyükçe bölümü belli olmaya başladı. Aslında biraz bundan ipuçlarını vermiyor mu zaten? Yani güvenliğe seçtiği kişi, ekonomi ile ilgili bölümlere seçtiği isimler, işte iç güvenlikle ilgili bir takım tercihleri, e, örneğin, e, sağlık bakanlığına seçtiği kişi, enerji ile ilgili e, bölüme seçtiği kişilere baktığımız zaman aslında e, birazcık bunun aslında ipuçlarını vermiyor mu zaten? Yani şahsi fikrime bakacak olursak... ...yani ben... E, ...evet bence kaygı verici isimler. E, hepsi değil. E, bazı kabineye atanan is, e, isim potansiyelleri... ...übürlerine nazaran... ...biraz daha... E, ...güven verici. Yani... E, ...istihbarat bilimlerine ...başına getirilen işte CIA olsun... ...FBI olsun. FBI'nin FBI zaten... E, ...direktörü mevcut şu anda. E, bu tür insanlar özel CIA başkanı... ...olacaksa... E, Hatta Dışişleri Bakanları adaylarından mesela Mitt Romney bu tür insanlar gelecek ise en azından bu tür bakanlıkların başkanlıkların ki isimler kabul görüyor. Çünkü bir de bu bu isimler çoğu kabine isimleri aynı zamanda Senato tarafından, Amerikan Senato tarafından, Senato tarafından teyit edilmesi lazım. Yani sırf başkan atadığı için hemen şey olmuyor. Pozisyonlarını kabineye sıkıntısız gelmiyor. Bazı isimlerde zorluk çıkacağını tahmin etmiyoruz. Ama başka isimlerde senato e, teyit yani bu isimleri e, güven oyu diyelim ve vermesinde sıkıntı çıkabileceğini şu andadan izleri çıkıyor. E, mesela Dışişleri Bakanı Mitt Romney olmayıp da Exxon Mobil'in CEO'su atanırsa e, yani meclisteki cumhuriyetçiler bile şu anda bu konu hakkında sıkıntı çekiyor. Çünkü bu adamın e, Rus devlet başkanıyla yakın ilişkileri olduğuna güveniyor. E, dikkat çekiyorlar. dolayısıyla kaminedeki isimlere bağlı. Ve bazıları hakikaten kaygı verici. Mesela e, Çevre Bakanlığı. Değil mi? Hı hı. E, buraya getiren isim kaygı verici. Çünkü Amerika'nın çok sıkı e, regülasyonları var çevrecilik konusunda. İşte su kalitesi olsun, temiz hava konusunda olsun. E, işte fosil yakıtların e, önümüzdeki 20 yıl içerisindeki enerji matriksinden Amerika'nın düşürmesine yönelik veya dünyada dünya çapında imzalamış olduğu önceliği oldu öncü rol oynadı Paris Çevre Anlaşması e, yani bu, bunların tamamen karşısında duran hatta çevre bakanlığına dava açmış bir insan e, profili şu anda çevre bakanı olarak e, öne koyulmuş bir insan Paris Anlaşmasından Amerikan imzasını çekeceğine dair de söylemler evet, söylemlerde bulundu böyle bunlar kaygı getiriyor e, aynı zamanda tabii şunu da göz ardı etmemek lazım kabinedeki başındaki bakan bakanlar bir yere kadar etkili oluyor. Esas gün gün be gün bakanlıklara yön veren, yöneten e, bunların faal olmasını sağlayan kişiler, e, bakanlar bakanların kendisinden ziyade bir alt kademede e, başkan, bakan yardımcıları ikinci, üçüncü, dördüncü sıradaki esas bunlar daha seçilmedi. E, ya da çoğunda e, belli değil. Esas bunlar e, yön veren unsurlar, e, kişiler. Dolayısıyla bun, e, bu insanların atanmasını e, biraz daha beklememiz lazım ki ve tabii ki yani 20 Ocak'tan sonra devraldıktan sonra nasıl politikalar ortaya koyulacak bunlara bakmamız lazım. E, kaygı verici bir de şu var bir de unsur yani kimlerin seçileceğini ötesinden dolayı. E, Kasım yani Kasım'daki başındaki seçimden 20 Ocak'a kadar yaklaşık 3-3,5 aylık bir geçiş süreci var. Hı, hı. Şimdi bunu şunu biliyoruz ki Clinton geçiş süreci Seçim olmadan önce bile hazır bekliyordu. Yani seçimi kazandığı takdirde... E, getireceği insanları... Başa getireceği insanları... işte bakanlıklara atanacak insanlar... Uygulanacak politikalar... E, hatta mevcut Obama yönetimiyle beraber... E, istişareleri başlanmıştı bile. Çünkü hakikaten çoğu insan... Clinton'ın geleceğini düşünüyordu. Kendisi dahil olmak üzere. Şimdi Trump kampına baktığınız zaman bu o kadar e, az gelişmiş bir stratejiydi ki geçiş stratejisi. Çünkü kendileri bile seçim kampanyası bile ge seçim gecesine kadar seçim seçim kazanacaklarını çok emin değillerdi. Hatta çoğu kampanya yani ka kampanya çalışanı yani oldu bitti Clinton kazandı diye düşünüyor. Dolayısıyla Amerika'da şu andaki güç transfer geçiş süreci Trump kampında çok yavaş işliyor. Çok da karmaşık işliyor. ...çok da e, barışçıl, çok da e, pürüzsüz bir şekilde incelenmediğini gözlemliyoruz. Bu da bir e, e, kaygı veren bir e, süreç şu anda. Çünkü Amerikan devletinin e, dünyayı hükmeden bir hegemon devletse... ...en büyük özelliği e, öngörülebilir bir politikalar ortaya koymasıdır. Yani... Çok fazla soru işareti kalmıyor, kalmaması gereken bir devlet yönetim sistemi. Şu anda esas hükmedecek, yani 4000 civarındaki yeni geçiş yapacak, geçiş geç sürecinde yeni bakanlıklara atanacak, başkan atacağı insanların çoğu atanmadı. Çoğu birim veya bakanlık kendilerinden devre alacak kişilerle doğru doğru sohbet bile etmiş durumda değil. Yani şeyi bırakın yani hani ne istiyorsunuz bizden? Ee, yani hangi bilgileri istiyorsunuz? Yani şu andaki uygula, yürürlükteki politikalar nedir? Ee, bunlara yönelik bilgi bile fazla istenmedi. Yani dolayısıyla soru işareti ne olacak sorunsalı hala e, dünyada devlet başkanları olsun, Avrupa Birliği olsun, Amerika'daki federal devlet çalışanların kafasında olsun bile ne olacağını çok, kimse şu anda e, çok etkili bir şekilde bilmiyor. Evet. Ee, buradan şeye geçelim. Ucu Türkiye'de varacak olan bir başlığa geçelim. O da e, Trump'ın çizdiği lider profili diyelim. Görünüyor ki e, Donald Trump'ın örneğin Putin vari bir e, devlet başkanlığına sempatisi var. Erdoğan'ın yine Putin'e sıcak baktığını e, öngörüyoruz. Bir şekilde Trump'ın başkanlığı da Türkiye'de rahatsızlık yaratmak bir da memnuniyetle karşılanmış gibi de gözüküyor. Malum özellikle darbe girişiminden sonra Türkiye'de olağanüstü bir dönemden geçiliyor ve anayasa değişikliği üzerinden başkanlık tartışmaları yaşanıyor. En son durumda Milliyetçi Hareket Partisi ile işte AKP'nin birlikte bir başkanlık üzerinde anlaşmaya çalıştıklarını okuyoruz. Böyle bir şey olursa Trump gibi bir başkan profiliyle, Türkiye'deki Erdoğan'ın temsil edeceği başkan profili nasıl uyum sağlar? Şimdi Türkiye çok e, narin bir süreçten geçiyor artık. Türkiye'de hukuk üstünlüğü veya demokratik bir devlet yapısının artık var olduğunu iddia etmek bence abesle iştikaldir. Türkiye 15 Temmuz darbe girişiminden beri hukuksuzluğu artık hukuksal bir zemine otur. Yani bunu yaklaşık gezi protestolarından beri rahatlıkla söylüyorum. Yani 2013 gezi protestolarından akibinde e 2013 Aralık yolsuzluk iddianamelerinin ortaya beri ve son olarak darbe girişiminden beri Türkiye Cumhuriyeti'nin e bütün devlet olanakları bir e konuya yöneltti. Yani devletin bütün kaynakları bir olaya odaklanıp devletin bütün olanakları bir olaya seferber edildi. O da Tayyip Erdoğan'ı koşulsuz, sorunsuz bir şekilde mutlak bir cumhurbaşkanı yapmak. Yani başkanlık sistemine geçirmek. Ee, dolayısıyla Türkiye'de ne olduysa olsun ister iç politika ister dış politika. Burada temel gaye 2013 gezi protestolarından beri Tayyip Erdoğan'ın tek isteğini yerine getirmek oldu. İster Dışişleri Bakanlığı olsun, ister İçişleri Bakanlığı olsun, Türkiye'deki yargı sistemi olsun, hukuk sistemi olsun, e, iktisadi politika olsun. Bu insanın tek isteğini, cumhur güçlü ve başkan güçlü ve e, başkan, başkanlık sistemini, ...nasıl oturtabileceğim sorunsalını... ...gerçekleştirmek için seferber edildi devletin... ...onu Bütün e, kurumsal özellikler... ...demokratik standartlar... ...kişisel, kurumsal... ...özgürlükler... ...son üç senede artık tamamen eridi. Yani... ...Türkiye'deki baş, gelen... ...başkanlık sistemi... E, ...kimine göre... ...işte efendim istikrar getirecek... E, ...Türkiye'nin... E, ...ihtiyacı olduğu bir sistemi getirecek karşı yorumlar tamamen bu olguya yönelik hizmet eden düşüncelerdir. Türkiye bundan sonra benim kanımca sırf benim değil e, bu tür düşünce sahibine olan insanlara baktığınız zaman Türkiye artık e, bir demokratik bir çoğulcu e, vatandaşların e, çıkarlarını vatandaşların vatandaşların haklarını e, önüne alan bir rejim olmayacaktır daha çok mevcut ortaya çıkan başkanlık sistemine muhalif odaklar ne ise bunların süratlice ortadan kaldırıp yok edilmesi, bunlara hala referans yapan insanların korkutulup baskı altında marjinize edilmesi, elinden yaşam olanakları, çalışma olanakları süratlice elden alınmasını kolaylaştıracak bir yola giriyor Türkiye. Neden? Artık çünkü Türkiye'de e, rejim yeniden yazılıyor. E, yeni bir rejim ortaya çıkıyor. Bu da Tayyip Erdoğan rejimi. Dolayısıyla bunu çok ortada durduracak ben bir toplumsal dinamikle kaldığını Türkiye'de düşünmüyorum. Bundan sonra e, yapılacak olay Cumhurbaşkanı e, mutlak yani müstakbel e, hak oyu referandumundan sonra başkanlık sistemi gelirse bahar aylarında... Bölgede Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nde de bir Trump gibi bir adam var. Şimdi ne istersek isteyelim, düşünelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde şu an itibariyle bir başkan olmasına rağmen, soru işareti kafası, yani etrafımızda soru işaretleri olmasına rağmen nasıl yönetecek? E, temin ki bahsettiğimiz hı hı. sorunsalları göz önümüze aldığımız zaman en azından Amerika'da belli bir kurumsal e, yönetim sistemi var hala burada güçlü hatta muhtemelen dünyada en keskin, en açıkça görülebilen bir güçler ayrılığı, ayrılığı prensibi var. Türkiye'de e, böyle bir şey yok. Kalmadı çünkü. Yani mevcut ortaya koyulan yeni anayasa taslağı değişikleriyle beraber tekrar altını çizeyim. Hukuksuzluğu hukuksal bir zemine oturtuyor. Yani tamamen keyfi, tamamen bir cumhurbaşkanının yataktan nasıl kalktıysa o sabah e, yönetmeye elini açan hiçbir yaptırma, hiçbir sınırlamaya, hiçbir şeffaflığı e, zorlamayan bir sistem ortaya çıkıyor. Ve bu çok tehlikeli bir şeye götürüyor Türkiye'yi. Zaten götürdü. Bundan sonra zaten bunun açılımlarını göreceğiz. Yani bunun bir tek çıkar yolu var. Şu anda bu rejimi getirenler, buna yol açanlar, ister parlamenterler olsun, ister iktidar partisinin mensupları olsun, ister iktidara yakın Türkiye'nin ana akım medyası olsun. Ee, bir tek çıkar yolu var bundan. Şu anda önümüzdeki e, zaman için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olabilir. Ama bu bir tek insan. Hiçbir insan ele elbet yaşamıyor. Hiçbir insan ile elbet mutlaka iktidarda kalmıyor. Dolayısıyla e, Arkasından gelecek insan kendisine yakın olur olmayabilir ama özellikle olmazsa Türkiye'deki intikam potansiyelini ortaya koymuş bir lider ortaya çıkar ise Türkiye rejimi sürekli bir hesaplaşma rejimine dönecek. Bugün Tayyip Erdoğan karşısına yakın daha radikal anti Erdoğan bir insan cumhurbaşkanı olduğu takdirde bu bir hesaplaşma işine döneceğinden korkuyorum ben. Çünkü Türkiye'de artık Cumhurbaşkanı makamını sınırlayacak hiçbir unsur kalmadı. Yani atanabilecek hakimler, hakimleri atayacak insanların seçilmesi, Anayasa Mahkemesi'nin kompozisyonu, e, asayiş kuvvetlerinin yerinin yer, kişilerin belirlenmesi, rektörlerin hatta rektörlerin belirlenmesi. Atanması, hı hı. Bu tür şeylere baktı yani her şeye baktığın zaman gücü, mutlak gücü sınırlayacak hiçbir unsur kalmadı Türkiye'de. Buna ne derseniz deyin, bu bir demokrasi değildir. Bu kişi üzerine kurulmuş bir rejimdir. Ve Türkiye'de bunu e, önleyebilecek hiçbir şeyle kalmamasına beraber Türkiye'nin bütün dengelerini sarsmaya başladı artık. Bu da önüne geçilmez bir şey. Kimi çevrelerine göre bu dengelerin sarsılmasını da artık isteniyor diyor, diyorlar rejim tarafından, iktidar tarafından. Yani bugün Türk lirası veya kur neden üç buçuk veya üstüne çıkmakla mükellef? Burada iktisadi baskılar mı var ya dünya piyasasından gelen baskılar mı var Türkiye politikasında? Hayır. Türkiye'deki kur politikasının veya iktisadi dengesizliklerin en büyük sıkıntılarından bir tanesi siyasi istikrarsızlık. Türkiye'deki rejim değişikliği dünyadaki yatırımcılar olarak baksın, Türkiye'nin kendi sanayicilere bakacak baktığı zaman bu bir ortaya koyulması gereken bir rejim olmadığını üstüne basa basa söyleniyor. Ama Türkiye'de maalesef ee, ne muhalifler, ne meclisteki muhalif partiler, e, ne medya artık bunu sınırlandırabilecek bir pozisyonda ve sürekli e, bunun üstünde e, gitgide efektif olmaları da törpülendi. Artık kalmadı. Yani. 2017'de başkanlık, daha doğrusu partili cumhurbaşkanlığı diye bir tabir kullanıyorlar, bir, bir formül bulmaya çalışıyorlar öyle anlıyoruz geldiği takdirde bunun geçme olasılığının yüksek olduğunu düşünüyorsunuz ama değil mi? Yani bunda bir soru işareti pek yok gibi. Özellikle darbe girişiminden sonra Erdoğan'a yönelik belki bir popüler, popüler oylarda artış da olduğunu söylemek de mümkün. Gene habire tehdit algısı oluşturularak insanların da belki bir şekilde daha güvenlik endişesiyle oy verme yönlendirmeleri de söz konusu. Peki bu iki liderin iyi her ne kadar çok farklı iki sistemde e, yük, hükümet yapacak olsalar da anlaşma ihtimalleri e, olduğunu söylemek mümkün mü? Trump ile Erdoğan kastediyorum. Evet yani ona da bir referans olarak şöyle söyleyeyim. Türkiye'de bu tür uygulamalar yapıldığı zaman işte partili başkan son 5 senedir gördüğümüz kadarıyla iktidar partisinin yaptığı temel bir şey var. Efendim neden partili başkan olmasın? Bakın dünyaya. Hemen dünya örneğini vererek. işte Amerika'da partili başkan var. Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin adayı, Cumhuriyetçi Partisinin lideri ee, veya Türkiye'deki eğitim reformu. Ne dememiş? Amerika'da da e, isterseniz e, dini eğitim verebilirsiniz. Hemen dünyada sığ bir örnek vererek hiçbir bunun açıklamasını veya geniş çerçevede anlatılmasını müsaade görmeyen bir açıklama vererek dünyada da bunun örneği var. Türkiye'de neden olmasın. Bu 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 tür strateji çok efektif bir şekilde kullanıldı iktidar partisi Kimse demiyor ki. Evet, partili başkan sistemi var abi Amerika Birleşik Devletleri'nde ama teminde dediğim gibi burada çok güçlü bir güçler ayrılığı prensibi var. Yani Türkiye'deki uygulanacak başkanlık sistemi ABD başkanlık sisteminin bir fiili temsil et yani bir benzeri değil. Özel bakılmıştır. Özel bakıştırım bakılmıştır ki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık sisteminin birçoğu sınırlamaları da var. Aynı şekilde Fransız başkanlık sisteminde tamam. Büyük güç ve şeyleri etkinlikleri var ama Obama'nın son 8 yıllık kongrede yaşadığı mücadelelere bakın. Yani yasama faaliyeti olsun, yargı faaliyeti olsun. Burada çok diş ince veya pardon, kalın çizgilerle çizilmiş yetki şeyleri var. Bölgeleri var. Türkiye'de böyle bir şey yok. Medya da bunu zaten araştırmıyor ya da yayınlamıyor. Sadece verilen demeci yansıtıyor ki çünkü iktidar bunu istiyor ve bu yapılmazsa o medya kanalı ya kapatılır, ya gazete yok edilir, ya da kayyum atılır, ya da marjinize edilip üstünden insanların hakaret ederek e, karalama kampanyası başlatır. Böyle bir şey var. Şimdi bu iki insan beraber nasıl e, bir e, işi kurabilir? Yani Türkiye uzun zamandır Obama yönetimiyle çok büyük sıkıntılar yaşıyor. E, çeşitli sebepler, Suriye politikası olsun... Türkiye'nin darbe girişimi sonrası istekleri, özellikle Fethullah Gülen'in e, i̇adesi. iadesi üzerine e, e, büyük sıkıntılar yaşanıyor. Şimdi Trump yönetimi bunu tamamen değiştirebilir mi? Çünkü e, kendisinin pragmatik bir yönetici, fazla e, prensiplere bağlı olmadan işte bölgedeki Amerikan politikası efektif olacaksa, Türkiye gibi bir müttefik ülkelerde daha pragmatik, e, kanunsal, hukuksal değil. ...ikili ilişkilerin çıkarlarına yönelik bir e, politika izlenirse... ...izleneceğine dair e, bizim iktidar çevrelerinden e, duyumlar geliyor. Benim burada kaygım şu. İki insanda çok fevri da, e, davranmaya e, potansiyel taşıyan insanlar. Tayyip Erdoğan'ı 2002'den beri takip ediyoruz. Son beş senesindeki fevri davranışları... E, Ortaya koyduğu tavırlar yok Merkez Bankası'nın üzerindeki kur baskısı, faiz baskısı veya işte Türkiye'nin kendisine hita yani gazetecileri olsun, akademisyenler olsun, muhalif insanlara aldığı tavırlarla Tayyip Erdoğan zaten ünlü oldu. E Donald Trump'a seçim kampanyasına baktığımız zaman hakikaten yani hani Hillary Clinton'ın dediği gibi bir tweetle bile provoke edilebilecek bir insan dediğin zaman ben bunu barut ve kibrit ee, ...yan yanına oturduğunu düşünüyorum. Ancak şunu görmekte fayda var. Tayyip Erdoğan çok tecrübeli bir siyasetçi. Ee, gir, anladığımız kadarıyla girdiği briefingler... ...aldığı toplantılar... E, ...özellikle uluslararası baz bazda... ...yani Amerika Birleşik Devletleri mevkidaşları oturduğu zaman bir odada... Ee, ...bu tür ortamlara son derece hazırlıklı... ...son derece Türkiye'nin çıkarları nedir, istemleri nedir... ...efektif bir şekilde bunu... Ortaya koyabilen bir şahsiyetten bahsediyoruz. Karşısındaki e, başkan adayı, e, özellikle e, işte, yani seçilmiş başkan Donald Trump bu tür tecrübeye sahip değil. Yani hiçbir bugüne kadar hiçbir uluslararası mecra'da e, bir görev yapmış, bir devlet görevinde bulunmuş bir insan değil. E, özel sektörde firma yönetmiş bir insan. Ama aynı zamanda da yani hiç düşünmeden çıkışları olabiliyor. Tayyip Erdoğan çıkışları bile düşünülmüştür. Benim öngörüm şu, önümüzdeki dört yılda içerisinde en azından ABD yönetimine baktığımızda. Tayyip Erdoğan gibi bir insan Türkiye'nin kendi kafasındaki oluşmuş çıkarlarını Amerika Birleşik Devletleri Başkanı mevkidaşına yönelik nazaran daha iyi bir şekilde koruyabileceğini düşünüyorum ben. Hmm. Ee, belki Trump görevde durduğu sürece olgunlaşacak, ya da aldığı tavsiyeleri daha çok dikkate alacak ama en azından şu anda karşı yani Tayyip Erdoğan'ı yan yana koyduğunuz zaman çok eşit olmayan bir şey var. Tayyip Erdoğan bu konuda çok tecrübeli bir siyasetçi. E, Fethullah Gülen'i istediği zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin karşısına şu şu şu, şu 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 sebeplerden ötürü bunu istiyoruz. Çok e, hazırlıklı bir şekilde gel, geldiğini düşünüyorum ben. Donald Trump belki düşünmeden faydalıdır. Okey verelim. Arkadaşlarına sonraki danışmanlarına sorabilirim. Yani hadi verim yani. Neden vermiyorsunuz? Onu söylemeden önce ilk önce bir hukuksal önceki Amerika'nın şeyini düşünmek zorunda. Temeli. Bugüne kadar neden verilmedi? Verilmesinin öncesindeki sıkıntılar veya constraintler, yaptırımlar nedir? Ee, Trump istese bile bir imza atıp bu tür bir insanı e, iade etme yetkisi var mı? sorunsalın ilk önce öğrenmesi lazım. Tayyip Erdoğan hayatta bir toplantıya bu, bu tür şeylerini öğrenmeden, bilgi akımı almadan böyle bir toplantıya oturmaz. Ama şu ana kadar Trump'a baktığımıza göre mesela Tayvan Başkanı'ndan telefon görüşmesi alması ki bu Çin'deki Amerikan ilişkilerinin büyük bir derecede sarsma hı -hı, potansiyeline hı. sahip. E, bu tür bir çıkıştan baktı, çıkışa baktığınız zaman çok daha hazırlıklı olmadığını görüyoruz. Belki daha tecrübesizliğin getirdiği bir e, yaklaşım bu ama ben ilk dört sene içerisinde en azından Tayyip Türkiye'nin çıkarlarının çok daha iyi muhafaza edebileceğini düşünüyorum. Yani Erdoğan Türkiye çıkarını en azından daha iyi kafasına yorumlayabileceğini. Şimdi tabii iş burada şeye dökülecek. Özellikle dış politikaya baktığınızda Orta Doğu gibi bir Suriye sorunsalına baktığınız zaman Türkiye'nin belli bir istemleri oluyor. Bugüne kadar şu an itibariyle Türkiye e, PYD veya Suriye'deki Kürt unsuruna tamamen kafayı odaklanmış veya so yani kafayı sarmış durumda. En büyük şu anda istemi Amerika Birleşik Devletleri'nin Kürtlere verdiği desteği tamamen kesmesi ve aynı zamanda belli bir belli bir şekilde buna bağlı olarak Assad Asad rejimin ortadan kaldırmasının yönelik baskıların arttırılması. Şimdi karşısında Donald Trump gibi bir insan ilk gün veya işte ne zaman olursa masaya e oturduğu zaman orada Trump'ın ne istediğini ve Amerika'nın ne e, elde etmeye çalıştığını görmez, gör, görmemiz çok önemli olacak. Yani Trump orada bugüne kadar seçimde verdiği mesaj şudur. IŞİD'i yok etmek için elimizden geleni yapacağız. Çünkü bu bizim için bir tehdit. Bunun dışında ülkedeki başka ülkelerin sorunları bizi ilgilendirmez. Yani işte Suriye'de kim yönetecek? İşte bölgedeki işte aşırı, aşırı akımların, ideolojik akımların gelişmeden önce. Bunlar bizim sorunumuz değil. Suriye'nin kalkınmasını kim yapacak? Ortadoğu'da Libya'nın hükümet yani devlet kalkınmasını kim yapacak? Irak'ın güvenliğini kim kişi garanti edecek? Bunlar bizim sorunumuz değil. E, tamam. IŞİD'e yönelenecekse o zaman ne yapmamız lazım dediği zaman orada Amerikan e, yetkilileri, silah e, silahlı kuvvetler yetkilileri olsun. E, ulusal güvenlik danışmanları olsun, istihbarat birimleri olsun. Burada başkana bunu yapmak için işi yenmemiz için belki daha agresif davranmamız gerekecek. Türkiye ile nasıl çalışmamız gerektiği zaman Türkiye Kürtlere karşı istemleri var. Hı hı. Burada e, veya işte Esad rejiminin gitmesine e, karşı bir istemleri var dediği zaman oradaki göz önünde bulundurmamız gereken unsurlar şudur. E, Trump bir karar aldıktan sonra hayır biz Kürtlerle çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü bunlar iyi savaşçı derse Erdoğan ne yapacak? Yani bir de çünkü Trump ya geri iterse yok yani iyi terörist yoktur, kötü terörist yoktur. Hepsi terörist. Siz teröristleri destekleyemezsiniz derse ya Trump burada kardeşim bunlar terörist değil bizim 4 senedir 5 senedir müttefikimiz bizim ışığı yok etmek için e, yerde bütün işimizi bunlar görüyor ya bizle ya bizlisin ya, arka, ya değilsin dediği zaman ne olacak İkisi de çünkü çok fevri davranabilen bir insan ama bir tarafta Amerika birleşik devletleri var yani bu bir hala hege hegemonik bir süper güç böyle bir e, vurgulu ve e, sert bir e istem koyarsa Trump e, yönetimi. Erdoğan bunun karşısında nasıl durabilir? Aynı şekilde geri mi itecek yoksa perde arkasında yumuşatmaya mı çalışacak? E, bir şey yani o rahatlığın gelebileceğini ben çok açıkçası görmüyorum. Çünkü karşısında da Trump'ın en büyük şu andaki elindeki bence e, silahı demeyeyim de e, Trump'ın en büyük e, avantajı Avantajı yani nasıl bir insanla uğraştığını bilmiyorsunuz şu anda. Ee, tamamen Türkiye'nin e, yerine getirebilecek bir pozisyonda e, bir irade koyabilir ortaya. Ya da tam karşısında. Tam tersi de olabilir. Yani bilmiyoruz. Ama sonuçta e, hegemonik süper güç ortada, Orta Doğu'daki kendini belirlenen bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri, bir tarafta Türkiye ve başka bölgesel aktörler. Bilemiyoruz yani şu açıkçası. Yani nasıl bir politika izleneceğine dair bir izlenimi izlenimiz şu anda netleşmiş değil. Georgetown Üniversitesi'nden Türkiye Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Dr. Sinan Ciddi ile Trump'ın seçilmesinden sonra ortaya çıkan belirsizlikleri soru işaretlerine konuşmaya çalıştık. Konuyu Türkiye'de getirdik bir haliyle tabii ki. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Ekleyeceğiniz bir şey varsa onu da alalım yoksa veda edeceğiz. Teşekkür ederim. yok Yeterince uzun konuştum. Teşekkür ederim. <laughs> Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. mikrofon çok sesli bir toplum için daima açık